Burada birçok dergi var. Ben birkaç Çok tanesini fazla, evet. bizim 30-40 yıldır Almanca dergiler, ben aboneyim, bu tür dergiler var. 6-7 çeşit Evet. gelir sürekli. Almanya'dan geliyor. Şimdi daha eskiden oradan alıyorum. Şimdi buraya aboneyim, geliyor adresime. Güzel. Şimdi mesela bu Afrika atırı. Afrika hatırı. Itırı. Evet. Zardunya çiçekleri var ya, bilirsiniz balkonlarda Evet. eskiden bu zardunyagillerden. Geraniyenden denir, zardunyagildi. Güzel, tatlı, hoş renkli yani böyle. 1050 çeşit zardunya içerisinde şifalı olan iki türü var. Biri bu. Pelargonium cidoides, Pelargonium reniforme isimli iki türü. Bunlar Afrika'da yetişir. Evet. Bu ıtırın kökü bronşit, farenjit, sinüzit, yani nefes yolları iltihaplanmasına, zatürre, vereme karşı dünyada en etkili bitki. Klinik araştırması yapılmış. Mesela Evet. Güney Afrika'da 50 bin kişi üzerinde denenmiş, klinik araştırması var. Belge var. Güney Afrika'da mesela elmas madenleri, altın madenleri bulununca, bundan 150 yıl önce insanlar buraya koştular zengin olmak için. Elmas için, altın için. Tabii ki otel motel yok. Üst üste yan yana istif yattılar. Ne oldu? Verem, zatüre, veba hep yayıldı. Hepsi Hastalık. yayıldı. Zulu kabilesi, buradaki yerli Zulu kabilesi hastalanan insanları Afrika ıtırının köküyle tedavi ettiler. Bunlardan biri de John isimli bir şahıs. Orada artık yani ölecek diye doktorlar ölüme terk etmiş. Bunu Yapacak bir da şey yok yapacak bir denmiş. şey yok. Zulu kabilesi hastayı almış, Afrika ıtırına tedavi etmiş. Adam diyor ki ya ben ölecektim, nasıl ayağa kalktım? Afrika ıtırı. Nedir bu? Şu. Almış gelmiş İngiltere'ye. İngiltere'de bunun üretimine başlamış. Daha sonra da İsviçre'den Doktor Allen bunun patentini almış. Evet. Şimdi bu patentli bir ürün. Patentli. Bitkisel antibiyotik. Penisilin bulunana kadar dünyada bitkisel antibiyotik olarak kullanılıyordu. Ne zaman ki penisilin ortaya çıktı, 1937'de unutuldu. Hani şunun gibi söylüyorsunuz, silah icat oldu, mertlik bozuldu gibi. Hani Evet. ne güzel elde bir ürün var, Hiçbir yan bir etkisi olmayan. tedavi edici, evet, Evet. bir bitki varken böyle bir durum oldu. Hiçbir yan etkisi de yok. Evet. Şimdi penisilin ne yapıyor? Bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Evet. Sadece zararlı bakteri Ağır değil. bir ilaç Bu da penisilin. penisilin alerjik hastalıklar, cilt hastalıklarını vesaire vesaire tetikliyor. Benim bir tanıdığım izine gitti Denizli'de. Üşütmüş. Doktoru buna bir penisilin iğnesi vurmuş. Adamcağız şok geçiriyor. Aniden ölecekmiş. Zor yetiştirmişler hastaneye. Tabii. Alerjisi varmış. Zor kurtulmuş. Aman diyor bir daha. Şimdi korkmuş. Hastaneye de gitmeyeyim diyor. Yani Şifa bulmak benim için gittiğiniz hastanede yapılan bir iğne sonucu neredeyse hayata veda Benim küçük edeceksiniz. oğlum da doğduğunda hastanede, Almanya'da dikkat etmediler. Eskiden Almanya'da hastanede iyiydi. Şimdi orası da çok berbat oldu yani. Eski ihtimam kalmadı. İlgilenen verdi hemşireler. Çocuk zatürre yakalandı. Üşüttü. Yani doğdu, hastanede kaldı. Geçmiş Bırakmadılar. olsun. Evet. Sürekli antibiyotik, antibiyotik. Ben diyorum ki ya bitkisel yok veremezsin. Müsaade etmiyorlar. Bizim kontrolümüze karışamazsın vesaire Onlarda da vesaire. bir de değil mi? Çok Tabii. katılar, çok netler yani. Robot. Evet. Şimdi baktım ki çocuğu göz göre göre yani öldürecekler Allah korusun. Dedi ki hemşireye ver bakayım şu dosyayı. Ya veremem, verirsin. Elinden aldım. Baktım dosyaya. Hiçbir ilerleme yok. Çeşit çeşit antibiyotik kullanıyorlar. Ama 3-4 hafta olmuş. bir arpa Santim ilerleme boyu yok. yol gidilmemiş. Evet. Hemen ben bunun tentürünü hazırladım. Çocuğa kapsül olmaz tabii. Evet. Suda çözüyorsun. Tentürünü gizlice verdim. Günde 5-6 defa böyle birkaç damla birkaç damla. Çaktırmadan. Evet. 3 gün sonra çocuk böyle avuç dolusu balgam kustu. Ciğerleri dolmuş, nefes alamıyor. Elleri, ayakları buz gibi. Buz gibiydi. Dokunamıyor. 5 dakika sonra elleri, ayakları böyle pamuk gibi oldu, ısındı. Yani Demek ki kan akciğerindeki pis. harekete geçti. Bir Evet. şeyler oldu değil mi? Akciğer oksijen alamıyor, Nefes tıkanmış. aldı. İçeri hep Evet. balgam dolmuş. O üşüttüğü zaten. Attı, kurtuldu. Dedim ki hanıma ben artık Türkiye'ye gidiyorum.
işim vardı. Kendi hastanemi kuracağım çocuğu, mı dediniz yok, artık? çocuğu bekliyorum, gidemiyorum hastanede. Evet. Dedi ki çocuk hastanesi, sen nasıl gidiyorsun Türkiye'ye? Dedim ki merak etme, yarın eve gönderirler dedim. İyileşti. E nereden biliyorsun? Ben biliyorum dedim. E peki dedi. Evet. Aa, bir gün sonra beni aradı. Gerçekten eve gönderdiler. Çocuğun bir şeysi kalmamış. Evet. İşte. Şimdi her türlü Yakalamak. Hastalık tedavi edilebilir. Hı. Önemli olan hangi hastalığa hangi bitkiyi kullanacaksın?